Habere bak be. Ay 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 ay. Habere bak. Böyle haber olur mu? Allah'ını seversiniz be. İsmail haberi duydu mu? Haberi duydu mu? Duydu mu haberi acaba? Haberi duydu mu? Hangi haber o? İsviçreli bilim adamı Anton Smith'i kafaya sürünce beyni geliştiren krem icat etti. Yalnız dur bak. Eşi Wilma Smith'i param kocamın icatlarına kurban olsun dedi görüyorum bak. Çok güzel haber usta. Ben o zaman o kremden alayım mı ben? Bizim aileye çok lazım. Al İsmail al. İki tane al istersen. Ne yapacaksın oğlum sen manyak mısın be ya? Sen o tezon ile beraber o kremden bir ton sürsen yine de beyniniz gelişmez. Oğlum sizin beyniniz tek hücreli be ya. Gelişmez o. Ne kadar sürersen sür olmaz yani. Aa, ben burada başka bir inceliğe dikkatini çekmeye çalışıyorum. Acaba haberin o altyapısında anladın mı sen onu? Neymiş o incelik? Oğlum benim de artık icatlarım üzerinde çalışmak için bir sponsora ihtiyacım var. Yani zengin bir kadınla evlenmem gerekiyor gibi gösteriyor bu haber bana. İyi de usta zengin kadın seni ne yapsın? Ne demek ne yapsın be? Ne demek ne yapsın? Ben de kendi çapımda yakışıklıyım ya öyle şey deme yani. Böyle iyiyim ben sempatiyim güzelim. Hatta sabahları yüzümü yıkasam daha böyle bir temiz bak böyle dinç gözükürüm. Yani baby face bir suratı var niye öyle diyorsun olmaz mı yani hiç ha? Hiç mi olur yok be ya? Annem beni hep gelen mırzalı bayı olur diye severdi. Ananın gözlerinde katarakt vardı biliyorsun değil mi? Biliyorum sen bunu nereden biliyorsun ben onu bilmiyorum şu anda ama benim dayım ya dayım. Nuri dayım da küçükken hep beni Kıvanç Tatlıtuğ diye bağrına basardı böyle. Hep o burada mı goldür İsmail ha? Nuri dayın da doğuştan kördü usta. Hatırlatmama gerek var mı? Hatırlat İsmail. Hemen hatırlat. Hiç bunu unutma. Hemen hatırlat bana. Tam böyle celallenmişim, böyle konsantre olmuşum. İşi halledeceğim. Hemen düşür. Bütün enerjimi yerle bir et. Evleneceğim ama. Hiç merak etme. Evleneceğim. Evleneceğim. Vermezlerse kaçacağım. Kaçıracağım demek istedin herhalde. Yok be ya. Kaçacağım yani buralarda artık duramam ki senin yüzüne de bakamam yani. Kaçacağım ben. Kız kaçımı cesareti bende. Nerede be ya ben? Yok girmem o işlere. Kaçırmak. Kız. Hayatta değil. Kaçacağım. İsmail. Benim zengin bir kadınla evlenme şansım için yok be ya. Ustacığım dost acı söyler. Yani neden dersen sen de tip desen tip yok. Yapma ya. Hiç mi yok? Para desen para yok. Yapma ya. Hiç mi yok? Karakter desen o da yok. Yapma ya. Hiç mi yok? Hiç yok usta hiç yok. O yüzden zengin kadın seni ne yapsın? Zengin kadın evlenmek isterse kendi denginde birini bulur ondan evlenir. Buldum İsmail. Ne buldun? Çok güzel fikir. Zenginmiş gibi yapacağım. Nasıl yapacağım onu? Şöyle yapacağız oğlum. Şimdi kendime böyle çok şık bir elbise alacağım. Takım böyle yanacak. Oo, lüks bir araba çekeceğiz kapının önüne. Sen de benim şoförüm olacaksın. Ondan sonra böyle zenginlerin gittiği yerlere takılmaya başlayacağız. Sonra da yeni yeni insanlarla tanışacağız. Oradan bir kadınla tanışacağım. İlişkimiz başlayacak. Evlenme teklif edeceğim falan. Nasıl fikir? Fikir güzel de bunları yapacak para yok ki sende. Bankadan tüketici kredisi çekeceğiz yalnız İsmail. Ben karar listeyi alınmışım İsmail. Benim yerime sen çeksene. Ben? Kadınla evlenince bunu misliyle ödeyeceğim sana. Hiç merak etme. Gerçekten en valla tezeneyle sana denize sıfır bir villa alacağım. Böyle oturursunuz balkonda. Şöyle sallanan bir sanılacağınız olur böyle. Martılar uçar böyle. Ne dersin? Nasıl filan? Sen nasıl koyunu bol bir insansın ustacığım ya. Bütün krediler sana feda olsun. Yeter ki emretme. İyi olur vallahi. O zaman sen köşedeki şubeye git. O evrakları bir al bakalım dolduralım neymiş ne değilmiş. Hadi bakalım. Aslanım benim be. İşte gör bakalım İsviçreli bilim adamı Anton Smith'i. Öyle olmaz böyle olur. Milleti kandırıyorsunuz. Yok zihin açan krem varmış. Parama.
karaposta. Bomba, yılan gibi. Vallahi böyle ay çok güzeldi. Kaç lira onun günlük parası acaba? Bak dımdızak kalmayalım ortada oğlum. Çok mu harcama yapıyorsun acaba sen bu koltuğu? Nereden acaba sen? Ya ustacığım zengin numarası yapacaksan da bu şekil bir arabaya binmen lazım. Yani üç tekerlekli pisletme kirala sahip. Doğru, doğru canım da bu hayvan gibi para verdik bunlara oğlum. Hayvan kürkü var diye. Tamam ama gidelim o zaman şimdi böyle şıpşıkırdım bir yere oturalım. Havamızı atalım ne dersin? Allah derim. Buyur usta gel. Bugün kendimize tatil verdik be. Hadi bakalım. Çok teşekkür ederim Soh. Ne demek buyurun usta buyurun. Dur bakalım ya bu ne? Alo ailenizin tesisatçısı, parçacık uzmanı, biricik bilim insanı Cuma'nın telefonuyla konuş. Tabii canım tesisat bizim işimiz. Geliriz geliriz hallederim. Tamam Mustafa hiç merak etme. Ben de o iş tamam. Uğruyorum 5 dakikaya. İşte İsmail hemen kap bakalım oradan takımı takla atı. Geçerken yolumuzun üstünde zaten tamir eder devam ederiz yolumuza. Hadi. Usta sen benimle dalga mı geçiyorsun lan? Şu dakika itibariyle sen zengin bir şahıssın. Ne işin var takım takla atla? Allah'ım sen yine bunun akıl tutukluğu verdin be. Oğlum ne zengini manyak mısın be? Oğlum kredi borcunu nasıl ödeyeceğiz? Çok borcumuz var böyle böyle gideceğiz. Ayır demeyeceğiz. Hiçbir işe ayır demeyeceğiz. Oradan paramızı ayıracağız mı oğlum? Hadi bakalım kap gel. Tamam usta. Böbreğimi satayım ne yapayım ben artık? Hadi al tesisat. Yok sen rahat rahat otur ben ön koltuğa koyarım. Tamam hadi bakalım. İsmail ama oyalandım oğlum ya. Aa çok ağır kalmışsın. Nerede kaldı bu tamirci ya? Bütün işlerim yarım kaldı ya. Nerede kaldılar? İsmail bir giriş provası yapalım bakalım etkileyici olacak mı? Hadi. Hadi bakalım. Evet. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Çatlak patlak borular neredeydi acaba? Mustafa sen sosyete tamircisi mi çağırdın? Adam servise özel şoförle kırmızı halıyla geliyor. Bunların parasını nasıl öderiz biz? Hanımefendi sakin olun. Panik yapmaya gerek yok efendim. Hiç merak etmeyin. Ben sosyete tamircisi değilim. Normal tamirciyim veya mahalle tamircisi. Ücretimiz standarttır. Panik yapmayın. Ben sadece işime olan saygıdan dolayı böyle giyiniyorum. Çatlak patlak borular neredeydi? Gösterin bakalım. Buyurun beyefendi buyurun. Stres yapma ablacığım kendine. Sakin ol ya. İsmail sosyetik mekan burası mı bakalım? Çok güzel bak usta daşlara bak eski daş. Ama sakın bir pot kırma ha ama sakın. Hoş geldiniz. Hoş bir mekan olarak bulduk. Sen istersen boşuna burada bekleme. Al şu paraları o beğendiğin evi git satın al. Üzerimde şimdilik bu kadar para var. Gerisini ben çek olarak yazacağım. Hiç merak etme. Hadi bakalım. Çok sağ olun patroncuğum. Zengin olduğunuz kadar cömert ve iyisiniz de. Ayrıca aşırı yakışıklı olduğunuzu belirtmeme hiç gerek yok. Siz de biliyorsunuzdur zaten. Vallahi zengin bir kadın olsam şuracıkta evlenirdim sizle. Abartma İsmail. Planı batıracağım be ya. Bu şapka fazla mı oldu? Şapkalı şoför mü kaldı affedersin ya? Hadi tamam uzatma sen. Fırına git hallet. İnşallah yemekleriniz iyidir. İnşallah. Tamam işte. Acaba buradaki kadınlardan hangisi zengin, hangisi çok zengin, hangisi ultra zengin acaba hangisi be? Ay, parayla imanın da kimde olduğu belli olmaz be ya. Allah çirkin şansı versin derken boşuna dememişler. Allah çirkin vermesin, biraz güzel versin. O ne be? Merhabalar, oturabilir miyim? Oturabilirsiniz tabii, şeref verdiniz. Buyursunlar efendim. Buyurun oturun efendim. Buyursunlar.
Bu arada ben Zengin İş Kadınları Derneği Başkanı Leman Özzengin. Öyle mi Leman Hanım? Çok memnun oldum, çok memnun oldum. Ben de efendim Orta Yaşlılar ve Karizmatik İş Adamları Derneği kurucusu ve aynı zamanda yönetim kurulu başkanı Cuma Ertesi, memnun oldum. Çok memnun oldum Cuma Bey. Ben efendim. Ay bu masa biraz sallanıyor mu? Hakikaten sallanıyor biraz. Veya burası tarihi mekan olduğu için tabii yerde böyle kat farkı falan vardı. Ben onu ben hallederim veya. Hiç merak etme. En yakın arkadaşım Benjamin Franklin'le biz o işi çözeriz. Ben de o iş. İndir bakalım. İşte Alektin ben ne demişler, para her şeyi çözer, öyle değil mi? Ay çok komiksiniz. Leman Hanımcığım, kendimi çok övmeyi sevmem ama yani zengin olduğum kadar bir o kadar da yani sempatik ve komiyimdir. Aynı zamanda karizmatik, çekici ve baby face bir tipim var böyle. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Sipariş verecek misiniz? Yok, hiç siparişle falan uğraştırma bizi, menüye falan baktırma. Biz zengin insanlarız yani, vaktimiz nakit bizim, nakitimiz vakit yani. O yüzden şey, menüde en fiyatı yüksek ne varsa ondan getir bize. Peki efendim. Çok tatlısınız. Vallahi siz de öylesiniz ama ben o kadar tatlıysam yemekten sonra tatlı olarak beni yersiniz. Uzanayım mı ben masaya? Benim soyum da saraya dayanır Cuma Beyciğim. Dedem sarayda başkatipmiş. Öyle mi? Başkatip. Benim de vallahi ne tesadüf. Benim de soyum saraya dayanıyor. Benim dedemin dedesinin dedesi de sarayda ibrikçi başı mıydımış mıydı? O ibrikçi başıymış. Öyle mi? Demek aileden zenginsiniz. Tabii tabii, çok zenginiz biz. Acayip sülalem de zengin. Yedi bir göbek biz zenginiz. Bende bir para kasası var evde, göreceksin. Olimpik yüzme havuzu büyüklüğünde, yemin ederim. İçi para dolu var. Yemez amca gibi atlıyorum havuza, böyle giriyorum içeri. Altın, gümüş, bronz, her türlü madalyam da var. Ay çok tatlısınız. Gerçi kime anlatıyorum? Benim varlığımın o 10 katı büyüklüğünde sizin bir servetiniz vardır, öyle mi? Kendim övmeyi pek sevmem Cuma Beyciğim ama biz de ailece çok zenginiz. Oh oh, maşallah maşallah, zengin olun çok güzel. Allah dolsun dolsun taşsın inşallah. Ben müsaadenizi rica etsem. Hayırdır inşallah. Makyajımı tazeleyip geleceğim hemen. Aman efendim, siz kendinizi niye yoruyorsunuz be ya? Ben bir tane makyaj çağırayım. Burada sizi bu tazelesin, makyajınızı hiç gerek yok. Yorulmayın siz, para ne işe yarıyor, öyle değil mi? Çok şakacısınız. Vay 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 vay. Allah'ım 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 Allah'ım. İsmail. Kız buldum anam, buldum. Oğlum ben gün turnuyu gözünden vurdum, bu işin uzmanı oldum be. Zengin ne demek kız? Denizde kum, herifte para. Evdeki kasası olimpik havuz kadarmış. Oğlum kadın parasının miktarını bilmiyor bile İsmail. Aklın alıyor mu be? Kız masa sallanıyordu. Masanın ayağı sallanmasın diye bir balya dolar sıkıştırdı adam masanın ayağının altına. Adam parayı saçıyor be, saçıyor. Oğlum soyu ta saraya dayanıyormuş be. Ama bana sorarsan bunun soyu kesin Lidyalılara kadar gidiyordur. Yani o kadar zengin parayı bulmuş bunlar be. Soyum saraya dayanıyor diye yalan attım. Meğer onun soyu saraya dayanıyor. Az kalsın yalanım ortaya çıkıyordu var ya, çok korktum. Şişt, İsmail, ben o kadınla evlenirsem var ya sadece seni değil, Tezeneyi, Bozkır'ı, Gülperi'yi, bütün mahalleyi kurtartırım ben be ya. Kız anam, ben bu zengin herife nikah bir bassam sadece seni beni değil, mapustaki bütün arkadaşları kurtarırım. Beğendi mi ne demek? Hasta oldu bana be ya, hasta oldu. Pek tipsiz bir şey canım ama zengin olduğunu biliyorum ya. Gözüme Tom Cruise gibi gözüküyor valla. Güzel mi? Güzel mi? Güldürme beni İsmail veya güzellik tartışılır bir şey. Ben tam kadın olduğunu bile anlayamadım ama olsun be ya, ne olacak ya? Parası var ya, zengin ya, hiç önemli değil ya. Gözlerimi kaparım ben artık. Rahat ol be ya, o iş bende. Edife ağır ağır ilerliyorum ama halledeceğim. Tamam. Bakar mısınız? Şunu tazeler misiniz acaba? İyi. Varsan öyle git lan. Şimdi oradan geçiyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.